Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben bugün size kul hakkını anlatacağım. Kul hakkı ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Vaktimiz zaten sınırlı olduğu için fazla detaya da girmedim. Bunu da baştan söyleyelim. Kul hakkı nedir? Kul hakkı insanın sahip olduğu haklar demektir. Yani maddi ve manevi insanlara yapılan her türlü haksızlık ve kötülük kul hakkı içerisine girer. Yani kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kul hakkı üzerinde önemli durmaktadır. Onun için Allah'ın emir ve yasaklarından hemen hemen dörtte üçü kul hakkı ile ilgilidir. Yani Allah'a kulluk yapacağımız zaman sadece belli ibadetleri yerine getirmekle yetinmememiz gerekiyor. İnsanların haklarına da saygı duymamız gerekiyor. Aksi takdirde insanların bir arada kardeşçe yaşamaları, devlet kurmaları imkansızdır. Yani bunu da burada söyleyelim. Toplumun kaynaşması, kötülükten uzak, kardeşçe yaşamalarını sağlamak için kul haklarına saygılı olmak o kadar önemlidir ki Allah-u Teala her türlü günahı affedeceğini fakat kul hakkını affetmeyeceğini buyuruyor. Peygamber Efendimiz de diyor ki insanlara merhamet etmeyen kimseye Allah da merhamet etmeyecektir. Kul hakkı çeşitlerine geçelim arkadaşlar. Beş türlü kul hakkı vardır. Mali, ırzi yani haysiyetle ilgili, nefsi, hayati yönden, mahremi, namusla ilgili ve dini olarak beş türlü kul hakkı vardır. Ya mali adından anlaşılacağı göre mali yani hırsızlık yapmak, yetim malı yemek, sahte para vermek, rüşvet almak, gasp yapmak, dolandırmak, yetim malı yemek gibi birçok çeşidi vardır. Ya bu haklar için sahipleriyle helalleşmek gerekir. Sahipleriyle helalleşmediğimizde takdirde ahirette sevaplarımızdan o kişilere verilmesi gerekiyor. Sevaplarımız yoksa o kişilerin günahlarından bizlere yüklenir. Yani mal sahibi ölmüşse ne yapacağız? Mal sahibi ölmüşse varisleriyle helalleşmemiz gerekir. Varisleri bilinmiyor, mal sahibi de bilinmiyorsa o zaman salih bir fakiri verip, sadak olarak verip sevabını da o mal sahibine iade etmemiz gerekiyor. İkinci olarak nefsi yani hayati yönden kul hakkı olanlar. Bunlar da adam öldürmek, yani insanın bir uzunu kesmek veya insanı sakat bırakmak. Bunlarla önce tövbe etmemiz gerekiyor. Adam ölmüş ise velisiyle helalleşmemiz gerekiyor. Yani velisi seni tabii ki de isterse affeder, ister affetmez. Onun şeyine kalmış bir şey. İster seni mahkemeye verir. Mahkemeye verdiği zaman şöyle bir şey isteyebilir hakimden. Yani der ki ben bunu kısas olarak aynı cezayı almasını istiyorum da diyebilir. Yani bunu ikinci türde de nefsi var. Üçüncü olarak ya ırza dokunan yani ırza dokunan kulakla dedikodu, iftira, alay, ya sövmek gibi yani haysiyetle, şerefle ilgili olan kulakları vardır. Ya bunları helalleşmemiz gerekir. Yani varisleriyle helalleşemeyiz, kendileriyle helalleşmemiz gerekir. Ya bu şekilde helalleşemediğimiz zaman ne olur? Ahirette Allah affetsin bizleri. Artık orada. Hocam üçüncü olarak arkadaşlar mahremi olan kulakları vardır. Ya başkasının çoluk çocuğuna hıyanet etmek gibi. Yani bunlarla da tabii ki de önceki tövbe edip Allah'tan bağışlanma dilememiz gerekir. Fitne çıkması göz önüne alınırsa yani fitne çıkarsa adama söylediği zaman ben sana böyle böyle yapmıştım dediğin zaman fitne çıkacağı göz önüne alınırsa adama şu şekilde denebilir. Yani bendeki bütün haklarını helal et yani söylenmez hani detayına girilmeden bendeki bütün haklarını helal et demekle yetinilmelidir. Ha buna da cesaret edemiyorsa kişi sadaka verir, o kişi adına sadaka verir. Yaptığı ibadetlerin sevabını da o kişiye adına yapar. Yani sevaplarını o kişiye bağışlar. Beşinci olarak dini, yani dini konularda kul hakkı. Yani akrabası ve emri altındaki kişilere doğru din bilgisi vermek, vermeyi terk etmek, insanların din bilgisi öğrenmelerine engel olmak, onlara hani onları öğrenen kişilere kafir, fasık demek, ya da bidat çıkarmak ya da mevcut bidatları savunup Müslümanların yanlış inanmalarına ve yanlış ibadet etmelerine sebep olmak gibi tarzdaki kul haklarıdır. Ya bunlarda da tabii öncelikle kişilerle helalleşmek gerekir. Tövbe istiğfar da gerekir. Yani beş türlü kul hakkı bunlardır arkadaşlar.
Sonra sözümü 2-3 tane Peygamber Efendimiz'in hadisiyle bitirmek istiyorum. Peygamber Efendimiz diyor ki, hani kim bir kul hakkı yemişse diyor, derhal diyor kardeşiyle helalleşsin. Çünkü diyor kıyamet gününde diyor ne dirhem geçer ne de dinar. Yani böyle olunca diyor o hak yiyen kişinin sevapları alınıp diyor o hakkını yediği kişiye verilir. Ha sevabı yoksa ne olur? O zaman da o kişiye günahı alınıp ona verilir ve cehenneme atılır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Kibri diyor hiyaneti ve kul hakkı olmayan kimse, olmayan mümin cennete girer. Yani burada kul hakkı burada da geçiyor. Cennete girmemiz için kul hakkı yemememiz gerekiyor. Yediğimiz takdirde de o kişilerle helalleşmemiz gerekiyor. Yani bir başka hadiste kul hakkı müminin aybı kusurudur. Bir başka hadiste de mazlumun bedduasından sakınınız. Çünkü onun duasıyla Allah arasında hiçbir perde yoktur. Arkadaşlar teşekkür ederim.